Tunus seçimlerine hocalarımdan biraz daha farklı bir noktadan bakmak istiyorum. Az önce Deniz Hoca'ya sorduğunuz soruya benim vereceğim cevap oldukça aksi yönde olacak. Yani Selefilerle ilgili olan soruya. Ne oldu Tunus'ta? Arap dünyasının en laikleşmiş ülkesinden bahsediyoruz. İşsizliğin en yüksek olan ülkesinden bahsediyoruz. Ve Arap isyanlarının ilk Yasemin devrimi. Arap isyanlar serisi. Ben Arap Baharı kavramını kullanmak istemediğim Twitter için. Twitter devrimleri. Adına daha sonra Yasemin devrimleri. Yani bu Tunus'a özgü olarak gerçekleşen bir rejim değişikliği oldu. Ondan sonra az önce hocalarımın bahsettiği bir geçici hükümet kuruldu. Şu anda Sipsi, Tunus'un Sisi Partisi'nin lideri Sipsi'nin geçici başbakanlığı söz konusuydu. Sonra yapılan seçimlerde Nahda birinci parti olarak çıktı. Uzlaşmacı tavrı dolayısıyla özellikle burada Nahda hareketinin lideri Sayın Raşid Al-Ghannouchi'ye özel bir yer ayırmak gerekecek. 20-25 yıldır İslam ve demokrasi konusunda yazdıklarıyla bana göre bütün Müslüman dünyada takip edilmesi gereken öncü bir entelektüeldir. Onun burada şahsının özel bir yeri vardır Nahda'nın bu uzlaşmacı siyasetinde. Talip Hoca'nın değindiği gibi iki siyasi partiyi de yanına alarak bir koalisyon kurdu. Sonra 2013 yılında tabii diğer Arap ülkelerinde meydana gelen o Selefi isyanlar, radikalleşmelerin yanında 2013 yılında iki sol ve seküler siyasi parti lideri Tunus'ta öldürüldü. Onlardan birisi Şükrü Belait, öbürü de Muhammed Brahimi isminde iki lider. Bunların öldürülmesinden sonra o iç savaş ihtimali, kaotik ortam ihtimali ortaya çıkınca yine Raşid Al-Ghannouchi ve Nahda hareketi önleyici bir tedbir aldı. Bu çok önemli. Burada birkaç defa bu önleyici tedbiri alacaklardır. Siyasi partiler koalisyonu olarak hükümetten çekildiler ve teknokrat bir hükümet iktidara geldi. O teknokrat, gerçi eski savunma bakanı başbakan olarak atandı. Mehdi Cuma. Evet, o Mehdi Cuma'nın oluşturduğu bir hükümet, teknokrat hükümet ülkeyi seçimlere kadar getirdi. Burada herhangi bir şey yok. Burada sorulması gereken sorulardan bir tanesi. Bana nereden katılmadığını dinleyeceğim. Oraya geleceğim, evet. Nahda neden kaybetti? Aslında bunun birkaç nedeni vardır. Birincisi şu, karşısında bir parti yoktu aslında. Bir koalisyon vardı. Yani Nida Tunus aslında tek bir eğilimden oluşan insanlar değil. Eski rejim, rejimin devamını, daha doğrusu eski rejim artıkları diyeceğim, biraz amiyane tabir olacak. Eski rejimin savunucuları var veya mensupları. Sol kesim var, liberal kesim var vesaire. İki önemli özelliği var bu koalisyonun. Birincisi genel anlamda laik olarak görülmesi. İkinci önemli özelliği de Nahda karşıtlığıdır. Yani bu kesimleri bir araya getiren ciddi bir Nahda karşıtlığı var. Ve neticede gördüğümüz gibi ikinci sırada kaldı Nahda. Neden kaybetti sorusu. Bana göre birinci neden, hani eğer bir nedenler sıralaması yapılacaksa, çok fazla tavizkar olması Nahda'yı halkın gözünden düşürdü. Yani onun kararlı, iş yapabilir, dirayetli bir görüntü vermesine engel oldu. Tabi burada makul gerekçeler var. Yani neden Nahda böyle davrandı? Kendi parti iktidarını ve ideolojik iktidarını kesinlikle ülkesel menfaatin arkasına attı. Yani o zaman siz diyorsunuz ki örnek alınmaması lazım. Alınması lazım. Kendi partisinin çıkarını düşünmedi. Kendi hareketini öncelemedi. Seçimi kaybetti ama ülkesini kazanıyor. Demokrasiyi kazandırıyor. Ülkedeki istikrarı kazanıyor. Kuşatıcı bir, çoğulcu bir siyasi yapının hakim olmasını kazanıyor. Dolayısıyla kendi partisinin, ülkesinin diğer ülkelerde olduğu gibi kaotik bir ortama girmesine, tuzağa düşmesine engel oluyor. Muhteşem bir örnek alınma aslında olması lazım. Fakat eğer parti siyaseti açısından düşünüyorsanız, kendi partisi maalesef kaybetmek durumunda kaldı. Bakın Nahda hocam, Nahda bunu kayıp olarak görüyor mu? Yani mesela bugün onu da ayrıca değerlendirmek lazım. Yani Ghannouchi'ye birisi gitse sorsa, dese ki siz kaybettiniz mi? Nasıl hissediyorsunuz dese, sizce nasıl cevap verir? Yani inşallah etmiyordur.
en azından bunun bir hani nöbet olduğunu, dolayısıyla yarın öbür gün eğer kalıcı projeleri varsa, az önce Talip Hocam dediği gibi, halkın teveccühün yine kendisine döneceğini bekler. Hocam Türkiye-Tunus ilişkileri açısından da biraz değerlendirelim. Şeye geleyim, ben burada Selefi hareketin işte katılmadığım noktaya değinmek durumundayım. Selefilerin ortaya çıkması, Tunus'ta da Selefilerin ortaya çıkması, neticede o sol aktörleri ortadan kaldıran, o suikastleri gerçekleştiren bu Selefi gruplardı. Onlar aksine bana göre Nahda hareketinin seçimi kaybetmesinin neden oldular. Birkaç temel neden var. Bir, Nahda'nın da İslamcı olarak nitelendirilip işte bütün o diğer partilerin düşmanlığını üzerinde toplamasına neden oldu. Yani bu ciddi bir husus. İkinci bir husus şu: onlar bir türlü Nahda'nın elini kolaylaştırmadılar. Mesela onlara rağmen Nahda şeriatı pozitif hukukun, yani anayasanın bir parçası olarak tutma iddiasında bulunmadı. Onlara rağmen. Yani onlar sürekli, onların bu radikal çıkışları Nahda'nın ülke içerisindeki hareket alanını daraltmaya yönelik oldu. Ben de aslında benzer bir iki çatışma ortamı, yani bir yani, yarım olduğunu söyledim. Bugün mesela Gannuşi'nin soru şuydu, yani düştü de medyaya. Selefilerin varlığı Nahda ile sekülerleri birbirine yaklaştırmadı. Aksine sekülerlerin Gannuşi'ye ve hareketine olan kuşkuları arttırdı maalesef. Yani diğer ülkelerde yani yaklaştırmak anlamında değil de şöyle, bugün acaba bir yumuşak geçiş olması konusunda mutabık kalmalarını sağladı mı? Bana bir göre ortak değil. Tehdit olarak bana gördüler göre, mi? Bana göre olumsuz bir rol oynuyor. Sen burada halkın gözündekine bakıyorsun ama sen Gannuşi'nin gözünden baksana. Bugün Gannuşi'nin açıklaması da düştü zaten medyaya. Diyor ki İşte İhvan'ın, Erdoğan gibi liderlerin önü kesildiği için bu Selefilik ortaya çıktı. Bunlar şey yapıyorlar diyor. Selefilerle, onlar bayağı ciddi tavır alıyor. Bakın, ben Selefilerle Gannuşi'nin arasının iyi olduğunu, bir ittifak olduğunu söylemiyorum. Selefi partilerin varlığı Gannuşi'nin Tunus'taki işini zorlaştırıyor diyorum. Her zaman öyledir zaten. Ama yani bu tür partiler. Yani geçen hafta ben özellikle söyledim. IŞİD'in ortaya çıkışı, Suudi Arabistan tarafından ortaya çıkarılışı, İhvan çizgisini devre dışı bırakmaktır. Bana göre en temel nedenlerden bir tanesi bu. Yani İhvan çizgisinden bahsettiğimizde Nahda da orada var. Dolayısıyla Nahda karşıtı bir hareket olduğunu kabul ediyorum. Bu bir. Araları iyi değil. Fakat ilave bir aksi rol oynuyor. Selefi partilerin radikal siyasetleri, o katı İslami yorumları Nahda'ya da zarar veriyor. Yani İslam'ın demokrasiyle çoğulcu bir yapı içerisinde savunulabilir bir düşünce olduğuna dair kuşkuları arttırıyor. Bu manada Nahda'ya zarar veren bir duruş olduğunu bir de Türkiye-Tunus ilişkileri açısından bakarsak. Yani mesela yeni hükümet acaba Mısır'la birlikte hareket edip Türkiye'li işlerini gözden geçirelim. Genel olarak biz biliyoruz ki bu Arap isyanları sürecinde bütün ülkelerdeki İhvan çizgisindeki partilerin Türkiye ile çok yakın ilişkileri var. Yani Hamas'tan Mısır'daki İhvan'e, Özgür Suriye Ordusu'nun işte o İhvan çizgisinden Nahda'ya kadar ve Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kadar, neyse, Libya'ya kadar, bütün her tarafta. Fakat Tunus söz konusu olduğunda ayrıcı bir durum söz konusu. Orada aslında bütün kesimlerin Türkiye'yi, Türkiye'deki AK Parti iktidarını örnek alma durumu söz konusu. Bir zamanlar öyleydi. Tunus'ta hala öyle. Nedeni şu: Nahda zaten Türkiye ile, Türkiye'deki AK Parti iktidarı ile yakın ilişkiler içerisinde olduğu için tercih ettiği bir çizgidir. Yani demokrasi ile İslam'ı ortak bir paydada buluşturup yaşanabilir kılma örneği olarak gösteriyor. Peki Sipsi hareketi burada, tabii Nahda hareketi kadar Türkiye'deki iktidara sempatiyle yaklaşmıyorum. Ben onu iddia etmiyorum. Fakat şu noktada onlar da Türkiye örneğini çok önemsiyorlar. Laik bir rejimin Müslüman bir toplumda mümkün olduğuna dair modeli almak istiyorlar. Ve geçmişte de bu böyleydi. Yani Bourguiba, hani Mısır'ın kurucu babası olan Bourguiba zamanından beri herhalde Türkiye modelini en yakından, en fazla takip eden ülke Tunus olmuştur. Bayrak dahil olmak üzere. Ama yani Bourguiba'nın takip ettiği model hangi model? O Kemalist modeldi. Ya o günden beri yani ısrar Nida da o döneme dönerse farklı anlamlı bir soru. Çağrı Bey'in sorduğu anlamlı, fakat hocam zamanın ruhu diye bir kavram var ya. İşte kendilerini dönüştürürlerse güzel. Yani hayır, bakın biz hayatta de kalabilmelerinin, onlar da dönüştürüyorlar. Hayatta kalabilmelerinin de başka bir yolu yok gibi görünüyor. Yani
Bu ülkelerde şimdi Mısır istisna bir ülke. Yani dediğimiz işte çevre şartlardan dolayı söylüyorum ama Tunus'a bakıldığı zaman Tunus'un iç dinamikleri eskiye dönüşün önüne büyük bir set çekecek gibi görünüyor. Yani çünkü bu şeyler seçim sonuçları bize ideolojik kaygılarla insanların oy vermediğini gösteriyor aynı zamanda. Yani İslamcılar orada dün büyük oranda işte devrimin liderleriydi. Değil mi? Yani büyük oranda onlar başlattılar, götürdüler ama bugün bir başka parti. Bu demokratik dönüşümlerin olabileceğini Türkiye gösterdi çünkü. Türkiye'de biliyorsunuz. Yani seçimler herkese açıktı. Kimi zaman seküler Kemalistler kazandı, liberaller kazandı değil mi? Yani serbest piyasacılar kazandı ve en sonunda muhafazakarlar kazandı. Ama seçimde geldi gitti bunlar. Yani bu sistem oradaki laikler için de önemli bir sistem, İslamcılar için de önemli bir sistem o açıdan. Ama sizin sorunuz da önemli. Yani böyle bir soru işareti herkesin zihninde olacak. Çünkü hocam siz daha iyi biliyorsunuz yani Tunus'taki laiklik Türkiye'den daha sert bir laiklikti. Onu söyleyelim. Eski Burjuva dönemi tabii. De bin aynı dönemi öyleydi. Yani sokaklarda bile başörtüsü yasaktı. Bırakın yani kamu kurumlarında, okullarda vesaire bu tabii. Kadar katı bir laiklik anlayışı vardı. O laiklik anlayışının orada da yumuşaması söz konusu herhalde. Burada şimdi, bir küçük konuyu daha iyi bildiğin için sana bırakacağım ama birkaç tane... Bugün programımız biraz kısa sürecek. Çünkü Sayın Başbakan'da bir program var. O yüzden isterseniz bunu hızlı bir şekilde bitirip biraz da Ukrayna'ya değinelim. Sadece 3 tane şey söyleyeceğim. Yani bugün halkın kararını yönlendiren faktörler arasında 3 tane büyük risk var. Tehdit var. Korkuyorlar. Bak bir tanesi askeri darbe riski. Bir tane örnek var önlerinde. Yani Mısır'ın başına gelen gelebilir. İkincisi halkın sokaklara dökülüp birbirini iç savaş içerisinde kırma riski. Üçüncüsü de IŞİD gibi bir yapının ortaya çıkışı bir şey. Yani onun içinde mutedil alanlara doğru kaçmaya. Bu bir güvenlik arayışı aslına bakarsanız. Ve dünya, ya bu bölgedeki birçok ülkenin halklarında benzer eğilimler görülecek bence seçimlere doğru gidildiğinde. Ben de bir iki hususa değineyim. Öyle geçelim. Birincisi şu. Ghannouchi bir devri sabık oluşturmak istemedi. Nahda hareketi. Şöyle çok manidar bir sözü var diyor ki Ghannouchi bir konuşmasında. Biz eski rejim mensuplarını eski rejimden saymıyoruz. Yani onları cezalandırma yoluna gitmiyoruz. Yıkılan binanın sağlam taşlarıyla yeni binalar inşa edilebilir. Bu çok önemli bir söz. Yani eski rejimde olan herkesin üstünü çizmiyor. Herkesi ötekileştirip şeytanlaştırmıyor. Diğer ülkelerde maalesef bu konuda bir aşırıya gidiş oldu. Eski rejim bütün mensupları cezalandırmaya çalışıldı ve bu da tabii doğal olarak bir tepki oluşturdu. İkinci bir şey Türkiye-Tunus ilişkileri konusunda biliyoruz ki bu Sipsi bloğunu, koalisyonunu Fransa, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgesel ve bazı küresel aktörler destekledi. Türkiye'nin aslında bunu yönetme sorumluluğu ve zorunluluğu var. Eğer hani yeni ortaya çıkacak iktidarı Fransa'ya, Suudi Arabistan'a rağmen eğer yanında tutma yollarını aramıyorsa bizim Tunus'la ilişkilerde gelecekte en azından bu hükümet, müstakbel hükümet döneminde biraz olumsuza doğru evrilme ihtimali yüksek. Sipsi'nin şöyle bir cümlesi olmuştu. Biz aslında başka partilerle ittifakı düşünmüyoruz gibi bir cümle. Bu daha çok Nahda olarak algılandı. Mümkünse bana göre Türkiye Nahda'yı koalisyonun bir parçasını kılmaya çalışmalı. Aksi takdirde Nahda'nın sorumlu, yapıcı bir muhalefet yapmayı öğrenmeli ve diğer bütün İslami gruplara da partilere de bu manada öncü bir rol oynamalı. Son bir husus şu, Nahda hareketi başta olmak üzere diğer bütün ülkelerde şöyle bir sıkıntı var. Demokrasi tecrübesi yok bu ülkelerde. Nahda'nın bütün liderler ya hapisten çıktılar ya ülke dışından geldiler. Bunların ülke yönetme tecrübeleri olmadığı için demokrasi tecrübesizliğiyle beraber Nahda'yı başarısız kıldı. Bir başka husus bunun devamı olarak söylüyorum. Buralarda Arap dünyasında cemaat ile parti iç içe girmiş durumda. Mesela Nahda aslında bir cemaattir, bir harekettir. Lideri Ghannouchi'dir fakat hiçbir şekilde siyasi bir rol oynamadı. Ne başbakan adayı ne cumhurbaşkanı adayı olma gibi bir rol oynamadı. Mısır'daki İhvan da öyledir. Yani sanki perde arkasında bir cemaat vardır, perde önünde bir siyasal parti. Fakat fatura bazen ikisine birden kesiliyor. Bazen cemaate kesilen fatura partiye yönlendiriliyor. Bazen de tam tersi partiye kesilen fatura cemaati de etkiliyor. Ama yani Mısır'daki bu geçiş daha başarılı oldu. Yani cemaatten partileşmeye geçiş Mısır'la karşılaştırdığında daha iyi oldu. Mısır'da bir ihvan hareketi çok güçlü olduğu için
parti üzerinde bir aslında şey oluştururlar, kontrol oluştururlar. Ben yani burada kastettim yani partiyle cemaatin iç içe geçmişliği sıkıntılı bir durumdur. Yani bir perde önünde, bir perde arkasında farklı otoritelerin olması insanlara bunun herhalde en önemli bir intiba yarattığı veriyor. Sıkıntı siz partinizin oy limitlerini de cemaat mensuplarının sayısıyla sınırlıyorsunuz. Yani işte dışarıdan kimse oradan kendini bağımsızlaştırması bağımsızlaştıramıyor. O zaman o bloklar oluştuğu zaman karşısında da kaybediyor. Yani dini aktör olma ile siyasal aktör olma sıkıntısı.